Altılı Masa'nın açıkladığı hükümet programı sizce gerçekçi mi? Altılı Masa'nın açıkladığı hükümet programı elbette ki bazı hususlarda daha temenniler içeriyor. Ama genel hatlarıyla baktığımda sadece bir temenni metni değil de tatminkar bir metin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üzerinde çalışılmış bir metin, detaylandırılmış bir metin. Genelde seçim beyannamelerinin genelinde rastlandığı gibi sadece iyi niyetli düşüncelerin temellileri sıralandığı bir metin olma özelliğinden fazlasını hak ediyor. Önce yani hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans, istihdam falan diye ayırmışlar. Eğitim, öğretim, sosyal politikalar, dış politika, sektörel politikalar, bilim politikaları gibi bakıyorum 9 ana başlığa ayrılmış politikalar. Bu toplantıda bu 9 ana başlığı 6 ayrı genel başkan vekili ya da parti yetkilisi tek tek sundular ve özet metni okudular. Bayağı detaylandırılmış bir şey, metin olmuş. Özellikle hani yargı reformuyla ilgili ve parlamenter sistemle ilgili detaylı şeyler gözüme çarptı benim. Belki de biraz da algıda seçicilikle alakalı. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ve bakanlıklardaki düzenleyici, denetleyici kurumların kapatılması, önce daha sonra başbakanlar devredilecek şekilde onların üzerindeki düzenlemelerin yapılması, bir yasama reformu, bir yürütme reformu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi düşünülüyor. Temel hak ve hürriyetlerin önündeki engellerin kaldırılması, seçim ve siyasi partiler mevzuat gibi temel konularda bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Tabii ki unutmayalım, bunlar birer vaat. Ama bunların vaat olması tamamen içi boş oldukları anlamına gelmiyor. Ama elbette bir bütçe gibi altı maddi olarak da doldurulmuş, yani maddi imkanlarla da doldurulmuş bir SWOT analizlerinin yapılıp yani bir yürürlüğe konmuş bir şeyden falan da bahsetmiyoruz. Ama ben hayli detaylı ve üzerinde çalışılmış bir metin buldum. Tatminkar bir metin bulduğumu söyleyebilirim. Özel olarak Kürt sorunun çözümüne ilişkin bir madde yer almıyor. Ama kayyum atamalarıyla ilgili gözüme çarpan şeyler oldu. Toplantı boyunca toplantıya davetliydim. Orada da dinlediğim ve orada da göz atabildiğim şey boyunca da kayyum atamalarına son verileceği, siyasi partilerin kapatılmasının tamamen iyice sınırlandırılacağı, hatta son kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacağına dair bir takım vaatler var. Ama başlık olarak eğer arayacak olursak, Kürt sorunun çözümüne dair diye mutabakat metni içerisinde ayrı bir başlığı yok. Gözümde eğer gözümden kaçmadıysa detaylı kurcalamayız. Şimdi tabii ki hükümet programı bizim yakıştırmamız, benim yakıştırmam daha doğrusu. Aslında seçim beyannamesi, hükümet programı ya da mutabakat, yani resmi adıyla mutabakat metni arası bir şey ama oldukça bir hükümet programına yakın bir metin var elimizde. Ben onun bir hükümet programı olarak kullanılabileceğini düşündüm. Bu şekilde de yazmayı da planlıyorum açıkçası. Daha detaylı olarak hani hangi konuda sosyal politikalarla ilgili oldukça detaylı bir takım vaatlerde bulmuşlar. Ama dediğim gibi yani şimdi şehit yakınları ve gazilere verilen ücret artırılacak. Ha, bu nasıl artırılacak? Somut bunun maddi kaynağı ne olacak? Elbette bu programda yok. Bu onu bir hükümet programı olarak düşünmeyi zorlaştırıyor. Ama herhangi bir seçim beyannamesinden detaylı olma anlamında ben hükümet programına yakındır diye düşündüm. Ya da ilk öğretimdeki öğrencilere yemek yardımı yapılacağı, yani öğle yemeği yardımı yapılacağı gibi kimi vaatler var. Şimdi bu bir klasik hükümet programı da bunun altını daha farklı açılardan da doldurulması lazımdır. Bu orada yok. Ama yani altılı mutabakat metninde şu ilkokul çocuklarına yapılacak yardımdan, yüksek okullarda
İşte örneğin işte yaz şenliklerinin yasaksız ve sınırsız yapılması gibi birçok şeyi bulabiliyorsa, bunun yanında örneğin benim gözüme çarpan en önemli eksikliklerden birisi ise Barış Akademisyenleri ve üniversiteden belli sebeplerle bir çırpıda atılan meslektaşlarımızla ilgili tek bir cümlenin edilmemesi büyük bir eksiklik olarak gözüme çarptı. Ama genel anlamıyla örneğin eğitim öğretim başlığı altındaki vaatlerinde en azından toplumun genelindeki vaatleri bir şekilde derleyip toparladığını söyleyebilirim ki eksiklikleri elbette var. Elimizdeki metin mükemmel bir metin değil. Mükemmel bir metin asla. Yani zaten böyle bir metin beklemekte haksızlık olurdu diye düşünüyorum. Birçok eksikliği var. Yani Kürt sorunundan, Barış Akademisyenlerine biraz daha detaylı kurcalasam birçok konuda, çok konuda demeyeyim ama kimi konuda ciddi eksikliklerin olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun tamamen hani çöpe atılacak bir metin, tamamen hayal kırıklığı, tamamen daha fare doğurdu tarzında yorumlanması da gerektirmiyor. En azından ben elindeki metnin bu şekilde, ya bu muydu açıklayacağınız metin tarzında bir metin olmadığını düşünüyorum. Mükemmel bir metin olmamakla birlikte, mükemmelden çok eksik olmakla birlikte. Çok teşekkür ederiz Mete Kaan Kaynar. Ben teşekkür ediyorum.